Kim o? Benim anne. Sevim Hanım. Kimsin? Ben Tülin'in öğretmeniyim. Adım Hazan. Tülin, geç içeri. Biraz konuşabilir miyiz? Yok, güle güle. Sevim Hanım. Ne konuşacağız? Gidin. Birazdan herif gelir. Kötü olur. Gidin. Hazan, ısrar etme. Yok, bu iş böyle olmayacak. Çıkmadılar mı? Yok, daha 5 dakikası var. Ne yaptı taze gelin de şaşkındı ama? Evlendiler. İyi. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin, amin. Aa, beni dernekteyken Hazan aradı. Sana anlatmam gereken bir şeyler var dedi. Ferhat meselesidir. Yok, değil. Yani ben de öyle zannettim de değilmiş. Allah Allah. Ne alaka? Geç bakalım. Haydi bakalım, geç, geç, geç. Baba! Ay baba senin ballısın. İnan, gelin bir daha. Ay ben sizi yürü bak. Oh, ben senin bir tane... Oh! Yedim, hadi bakayım sen doğru yukarı, eller yıkanacak. Hadi sen gel bakalım, bir yanak ver bak. Oh, bir de buradan ver bakalım. Oh, baba senin ballısı bu. Oh be. Evine hoş geldin Mustafa Galeli. Hoş bulduk paşam. Da. Senin şu dün akşamki kapıdan içeri almama hadisesini bir konuşacağız. Vallahi ben emir kuluyum, hiç üstüme gelme. Değilsin. Öyle. Nefes bacım nereye abi? Hazan öğretmenle bir konuşacaktı. Gelir birazdan. Ben de bir Fikret abiyi uğrayıp geleceğim. İyi kutsun, hadi uğra. Allah'a emanet. Hoş geldin. Ya Allah'a emanet. Daha bak, akşam yemeğe geç kalma. Tamam da. Tamam, hadi kızım. Sen de bir elini yüzünü yıka. Hadi bakalım. Al çantanı. Baba. Kızım, söyle bakalım. Biz sana şaka yaptık. Ben kurban olayım sana. Gel buraya. Nasıl güldün ben o şakaya? Oo. O basının bir tanesi. Hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Kurban olayım ben sana Allah. Nazarlardan saklasın. Şakaymış. Hazan. Yol boyunca ağzını bıçak açmadı. Anlatacağım dedin, anlatmadın da. Ne oldu? Yani Ferhat'la bir şey mi oldu? Ya. Çok saçma sapan bir şey oldu. Ama konuşmak istediğim o değil. Başka bir şey var. Ne oldu? Tülin. Tülin? Hazan Hanım'ın öğrencisiymiş. Yiğit'in sınıf arkadaşı. Hazan Hanım, öğretmenler odasında bir öğretmenin ceketinin cebinden para çalarken yakalamış. Cüzdanda 200-300 lira kadar para varmış. Ama Tülin sadece 100 lirasını almış. Yani elindeydi, gördüm. Hırsızlık yapsaydı hepsini alırdı, değil mi? Annesi gündeliğe gidiymiş. Merdivenden düşmüş, ayağını burkmuş. Tabii şimdi gidemeyim. Eve de para gelmiyor. Yani ev için mi çalmış? İhtiyacı olan kadarını. Keşke öyle olsa. Çocuk anlatana kadar ben de öyle sandım. Ağlayarak anlattı yavrum.
akla erdiğince, dili döndüğünce. Benim anladığım, bunun babası itin tek, şerefsizin önde giden. 3 yıl olmuş boşanalı. Ama herif rahat durmay. 2'de 1 gidip evi basayı. Ve sonra kavga kıyamet. Polis geleği. Bunu alıp götürürler. Ön kapıdan alırlar. Yapacak bir şey yok. Arka kapıdan geri bırakırlar. Tabii bu it sonra beni şikayet ettiniz diye daha büyük bir hınçla gidip başlarına musallat olayım. Çocuk ne dedi biliyor musunuz? Babama vermek için çaldım parayı dedi. İçince annemi daha az döveyi dedi. El kadar çocuk. El kadar. Babası annesini daha az dövsün diye hırsızlık etti. Dövmesin de mi? Buna engel olamayacağını biliyor. Çoktan kabullenmiş. Çocuğun tek bir dileği var. Babam içsin. Uyusun. Annemi daha az dövsün. Bismillah. Ne bu surat? Ne oldu size böyle? Bir şey yok nene. Yok yok, bir şey olmuş. Ne oldu? Hanife teyzeciğim, bir öğrencisiyle ilgili bir şey olmuş da onu konuştuk, bir şey yok. Ay kurban olayım size. Aç mısınız, yemek ısıtayım mı? Yok, Tahir gelir şimdi beni almaya zaten. Başlasana ısıtayım. Yok nenen, ben sana ısıtayım. Ay yok yok, siz otur, ben hazırlarım. Hadi.